Mültecilere yapılan müdahalelerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya sonuçta evvela Allah kimseyi vatanından milletinden ayrı bırakmasın. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Tabii ki yapılanlara onların kimseyi duruma düşürmesin Rabbim. Ama şöyle de bir durum var. Memleketimiz olarak da biz elimizden geldiği kadar mülteci kardeşlerimize yardımımızı yapıyoruz. Ama yani bizim de sonuçta bir gerçeğimiz var. Belli bunları insanlara nereye kadar bu şekilde devam ettirebiliriz? Anlatabiliyor muyum? Ama ne iki tarafta kalıyoruz. Yani ne gitsinler istiyoruz, ne kalsınlar istiyoruz. Öyle bir durumdayız ama tek de şunu söylüyorum. Allah kimseyi onların düşürdüğü duruma düşürmesin. Bir şekilde onlara olumlu bir şekilde çözüm bulması taraftarıyım. O şekilde söylüyorum. Teşekkürler. Vallahi ne diyeyim, insanlık dışı bir şey yok. Yani Yunanistan'ın, Avrupa'nın biz beşiği diyenlerin şimdiki yaptıkları zulümden başka bir şey değil. Avrupa sınırlarındaki. Ya tabii ki yanlış yani yapılan uygulama. Bunu tasvip edilecek bir tarafı yok yani. Peki ülkemizde kapılar açtı Avrupa'ya biliyorsunuz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bunun bir paranın neticesinde olması hoş bir şey değil. Ama keşke ilk baştan yapılsaydı. Yani isteyen bu memlekette kalsaydı, isteyen Avrupa'ya gitseydi. Bu keşke ilk başta yapılsa daha böyle ahlaki olmuş olurdu bence. Yani biraz çok hoş olmadı gibi yani. Para gelmemesinden dolayı kapıların açılması. İnsan olarak üzülüyorum tabii. Yapılan işin tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye tarafından hem o taraftan. Çünkü insan hayatı dünyadaki en önemli, en kutsal şey. Buna da müdahale etmek başka birinin hakkında değil. Hakkı değil. Çünkü bizim insan olarak, yaratılmış bir insan olarak dünyaya baktığım zaman hepimizin 9 ay 10 günde doğduğumuzu görürüz. Hepimiz eşitiz. Onun için bir başka senin veya benim sana üstün kuracak bir takım şeyleri yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Onun için mültecilere yapılan olayı da doğru bulmuyorum. Yani bildiğim kadarıyla yapılma hakkı yok. Mültecilere bu şekilde davranılma hakkı yok. Hoş değil, ikiyüzlü bir davranış. Umarım yani bir an önce bu insanlık olarak görevlerini yerine getirmeye başlarlar diye düşünüyorum. Şu anki durum üzücü bir durum. Genel olarak insanlık açısından hoş olmayan bir durum yani. Böyle düşünüyorum. Ha, ben haklı buluyorum. Yani bizim milletimiz orada savaşırken onların da burada kafalarına göre gezmesi. En azından askeri yaşında olanları götürebilirler. Bu şekilde düşünüyorum. Yani ben Yunanistan'ın yaptıklarını ya şimdi belki insaniyet açısından yanlış bulabilirsiniz ama ben doğru buluyorum. Çünkü biz ülkemizi aldık ve ekonomimiz biliyorsunuz ki düşüşe geçti. Yunanistan'ın yaptığını doğru buluyorum ben almamakla yani bence iyi yapıyor. Biz de gidenlerin tekrar dönmemesini bence dönmemeliler. Böyle düşünüyorum. Az olduğunu düşünüyorum. Daha fazlasının yapılmasını gerektiğini düşünüyorum. Hepsi memleketlerine geri dönsün. Bizim ülkemizi terk etsinler. Bu görüşteyim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Peki Yunanistan yaptığı müdahaleler için ne düşünüyorsunuz? Aynısının daha fazlasını bizim yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya, eksik yapıyorlar. Daha fazlasını yapsınlar. Sonuçta o adamlar yani vatanlarını terk edip geldiler. Bu görüşteyim ya. Vallahi yazık kardeş, ne düşüneyim ya. Biz 9 yıl baktık, onlar da baksın 9 yıl. Öncelikle bu şekilde olmaması gerekiyordu. Yani gönderilecekse de bu şekilde daha insani şartlarda gönderilmesi gerekiyordu. İnşallah bir önce de sorun çözülür diye düşünüyorum. Valla geç kaldılar abi. Geç bile kaldılar yani. Çoktan göndermeleri gerekiyordu da gidemiyorlar. Şeyler Yunanlar almıyor, dövüyorlar, gönderiyorlar gene. İstemiyoruz abi mülteci Suriyeliler. Gitsinler buradan. Gitsinler abi. Görüyor şehitlerimiz var. 150 tane şehitlerimiz var. İstemiyoruz. Gitsinler abi. Teşekkürler. Ne düşüneyim? Düşünecek aslında bir şey yok ya. Hükümetin yanlış politikasının şeyini çekiyoruz yani. Başka bir şey yok. Cezasını çekiyoruz yani. Tek adamlığın işte cezası bunlar işte. Yapacak bir şey yok. Mültecilere yapılan müdahalelerle ilgili neler düşünüyoruz? Mülteciler din kardeşimizdi. Aldık. Şimdi neden geri yolladık? Ölüme terk ettik.
Dış politika bitik. Böyle yani mülteciler hakkında ne düşünüyorum? Ha, gitseler iyi olur. Hani gönderecektik, niye aldık? Aldık. Şimdi niye açtık? Kapıları açtık, gönderdik. Yunanistan'da birkaç tanesini öldürdüler zaten. Bilmiyorum. Bu hükümet karşısında politika bitik, ölü. Hepsi yanlış. 34 tane de asker öldüğüyle kaldı. Dün Putin'le de anlaştılar. Milletimiz onu da alkışlar. Bu kadar. 8 yıl oldu. 8 yılda yani biz ikinci sınıf muamelesi görüyoruz. Bu yüzden mültecilerin gitmesinden yanayız yani hepimiz. Artık yeter. Yani misafirlik bu kadar yeter yani. Yani biz Türk milleti şey olarak misafirperverliği, şey savaştan kaçanlara, sığınmacılara yardımcı oluyoruz ama bu sefer de biz millet olarak biz sıkıntıya giriyoruz. İşsiz kalıyoruz. O yüzden mültecilerin gitmesinden yanayız artık yani. Allah razı olsun yani bizim başkanımızdan gönderdi, yurt dışından çıksınlar gitsinler yani. Bak çok güzel bir şey oldu. En azından Türkiye'ye bağlı güzel bir şey oldu. Bizim iş konusunda gençlerimiz en azından bir çalışma imkanı buldu yani kendisine. Çabuklar yani. Çok güzel oldu, çok daha iyi oldu.